Herkese merhabalar. Tomuç Akademi'de anlatım bozukluğu ilk videomuzu izlemiştik. Anlama dayalı bozuklar. İkinci video hocam. İkinci video. Anlama dayalı bozuklar neydi Tomuç? Gereksiz sözcük kullanılması vardı. Evet hocam. Sözcüğün yanlış yerde İkisalla bir bağla. Yanlış yerde yanlış anlamda kullanılması vardı. Birbiriyle çelişen ifadeler vardı. Şimdi de yapısal anlatım bozukluğuna bakacağız. Yani dil bilgisine dayalı bozukluklar. Yani diğer bir deyişle bağlaşıklık ilkesine aykırılık yapan videolara bakacağız. Bağlaşıklık. Burada ne demiştik Tonguç? Bileşik, sıralı ya da bağlı cümlelere dikkat edelim demiştik. Mesela hocam. Tonguç'u artık tanıyor, güveniyoruz. Sana güvenilir mi Tonguç? Hocam bana güvenilir, bana arkadaşlar güven diyorlar hatta. Harika, çok güzel. Biz sana güveniyoruz Tonguç. Tonguç'u artık tanıyor, güveniyoruz. Şimdi Tonguç'u tanıyoruz diyebiliriz ama Tonguç'u güveniyoruz olur mu? Olmaz. Tonguc'a ne dememiz lazım? Tonguç'a güveniyoruz demedik. Ona güveniyoruz. Tonguç'a güveniyoruz dememiz lazım. O zaman burada bir dolaylı tümleç eksik. Şimdi bak, virgülün olduğu cümlede iki salla bir bağla yaptık, bulduk. Şimdi Tonguç'u artık tanıyor ve güveniyoruz. V koymuş virgülün yerine. Gene aynı bozukluk var. Gene burada ona güveniyoruz demesi gerekiyor hocam. Tonguç'u artık tanıyıp güveniyoruz. Burada bağ fiil koymuş ama gene eksiklik var. Dolayısıyla bağlaç, bağ fiil yani bir fiilimsi ya da virgül koyaraktan senin kafanı karıştırmaya çalışırlar. Veya da koyabilir değil mi? Veya da koyabilir ama sen burada dikkat edeceksin. Yargıları bulacaksın. Aferin Tonguç. Özne, öğe eksikliğinden kaynaklananlara başlayalım. Öge ne demek hocam? Öğe cümlenin öğeleri vardı ya. Özne, nesne, yüklem, dolaylı tümleş. Bunların eksikliğine bakıyoruz. Cümleyin öğeleri, anladım hocam. Nesne eksikliğinde şuna bakıyoruz Tonguç. Eğer cümlenin içerisinde sen şöyle iki salla bir bağla yaptıktan sonra dostum. Eğer onu, seni, bizi, onları gibi ifadeler yani sonu ı ile biten ifadeler ekliyorsan nesne eksikliği vardır. Gençlere yardımcı olup yönlendirirdi. Gençlere yardımcı olurdu. Gençleri yönlendirir demesi lazım. Onları yönlendirir demesi lazım. Gençlere yönlendirir de olmaz. Olmaz. Gençlere... Burada... İki salla bir bağla. Mükemmelsin. Emre hep oyuncağıyla oynadı. Hiç bırakmadı. Sanki bir şey yokmuş gibi duruyor. Bak. Oyuncağıyla. Evet, bak. Emre hep oyuncağıyla oynadı. Hiç bırakmadı. Ne oldu? Ne yapacağız? Emre hep oyuncağıyla oynadı. Hiç bırakmadı. Emre oynadı. Oluyor. Evet, Emre bırakmadı da oluyor. Yok o zaman diyorsun. Yok hocam, anlatım bozukluğu. Emre oyunca... Var. Bak dikkatli olacağız dostum. Ne yapacağız biliyor musun Tonguç? Emre oynadı diyebiliyoruz. Emre bırakmadı diyebiliyoruz. Emre oyuncağıyla oynadı diyebiliyoruz. Emre oyuncağıyla bırakmadı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz hocam. Emre... O oyuncağını yani onu hiç bırakmadı dememiz lazım. Bak bazen böyle kandırıyorlar Tonguç. Emre üzerinden ama gidiyor. Ama hocam sanki oluyor gibi gözüküyor ya. Ha, aynen. Dolayısıyla dostum bak hatta bu ne zaman karışıyor biliyor musun? Cümlenin içine biraz daha fazla kelime eklesin iyice karışıyor. Mesela şöyle diyor. Emre hep oyuncağıyla severek oynadı. Hiçbir zaman elinden bile düşürmedi diyor. Böyle sen uçup gidiyor cümleler, kelimeler uçuyor. Dikkat edeceksin. Sen her zaman iki salla bir... demesi gerekiyor. Aynen dostum, harikasın. Dolaylı tümleç eksikliğinde de bu sefer ED'den eki almış kelimelere bakacağız. Bu kim Tonguç, tanıyor musun? Hocam orangutan Cemil hocam. Ona, onda ve ondan veyahut da işte size, işte sizde. Yazım çok güzel değil mi Tonguç hocam? Evet hocam, çok net anlaşılıyor hocam. Teşekkür ederim, rica ederim. Yazımın Japonca güzelliği... Japonca mıydı bu? Yok, bu Göktürk alfabesi var. Evet. Size, sizde, sizden. Şimdi ED'den şeylere bakacağız. Seni defalarca aradım ama ulaşamadım. Seni aradım... Seni ulaşamadım. Sana ulaşamadım. Harikasın Tonguç. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Sana ulaşamadım. İki salla bir bağlaya uyması için. Muhteşem. İçeri girip çıkarken ses. Bunu bulursan Tonguç bu kalemin kapağını yiyeceğim. Hocam girip dediği için bağ fiil var hocam. Eyvah burada. Bulacaksın. Eyvah. İçeri girip çıkarken sessiz olunuz. Eyvah korkuyorum. İçeri tamam bulamadım. İçeriden çıkarken demesi gerekiyordu. Buldun kalemin kapağını. İçeriden de yiyebilir misiniz hocam? Yiyeceğim artık, yapacak bir şey yok. Öğretmen verdiği sözü tutmalıdır. Aferin. İçeri girip içeri çıkarken olmaz. İçeriye içeriden çıkarken dememiz lazım. Hocam size ketçap getiriyorum kapakla beraber. Aynen, güzel oldu. Biraz lezzetli olsun falan. İçine ketçap da gir. Falan yiyorum. Aman hocam yani. Ya. Şaka. Teşekkür ederim Tomuş, beni affettiğin için. Zarf tümleci eksikliğine bakalım. Bu ne yapıyor ya? Niye saklanmış ki? Saklanıyor. Eksikliği var hocam. Anladım. Eksiklik var. Zarf tümleci eksik bunun. Aferin. Kardeşini çok sever ama hiç anlaşamazdım. Şimdi burada da Tonguç'um onunla, seninle, bizimle, işte buna benzer ifadeler eklememiz gerekiyor. Kardeşini çok sever, kardeşini hiç anlaşamaz da olmaz. Kardeşiyle. Mükemmel anlaşamaz. Bir zeka, sıra dışı bir beyin, muhteşem. İki salla bir bağlaya uymuyor. Muhteşem bir zeka sahipsi. Tonguç hemen sana bunu veriyorum. Onunla hiç anlaşamaz demek. Aynen. Geçmiş olsun bu arada. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okumaz olur. Bu bir üniversite sınav sorusundan alınmış cümle Tonguç. Şimdi bak, bu tür dergilerin sayısı arttıkça okumaz olur. Burada bağlantı noktamız neresi Tonguç? Virgül yok. Ve bağlacı yok. Nereden durduk iki salıp bir bağlayacağız? Bu tür dergilerin sayısı arttıkça demez. Muhteşem bir zeka. Ama salladım. Salladın ama tuttu. Zaten adı üzerinde iki salla bir bağla. Sallayacaksın yani.
Arttıkça da durdun. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça dergilerin sayısı okumaz olur diyor. Halbuki dergiler okumaz olur demesi lazım. Çünkü ne okumaz olur diyorsun? Dergilerin sayısı oluyor. Halbuki dergiler okumaz olur. Veyahut da şuradaki iğne atması lazım. Bu tür dergiler, virgül, sayısı arttıkça okumaz olur gibi bir şey demesi lazım yani. Özne eksik. Bak, Orçun'un kolu kırıldığından okula gitmedi. Burada sence eksiklik var mı Tonguç? Hocam Orçun'un kolu kırılmış bir eksiklik bu bence. Evet, çok güzel. Buradaki bozukluğun sebebi Orçun'un kolu. Hayır. Sınavlara giremez hocam. Aynen. Bak çok zekisin Tonguç. Burada şöyle yapacağız dostum. Gene bağlantı noktamız neresi? Kırıldığından. Kırıldığından da duruyorum Tonguç. Orçun'un kolu kırıldığından diyebiliyoruz. Peki kim okula gitmedi dostum? Orçun'un okula gitmedi olmaz. Olmaz veya Orçun'un kolu okula gitmedi oluyor. Hani... Orçun'un kolu okula gitmez mi? Böyle şey mi oluyor? Orçun okula gitmedi. O zaman buradaki ını atacağız Tonguç. Orçun, virgül, kolu kırıldığından okula gitmedi diyeceğiz. Dolayısıyla az önce söylediğin şey çok önemli Tonguç. Kırıldığından ve arttıkça gibi ifadeleri yakalayacağız. Sonra iki salla bir bağla yapacağız. Vurguya göre yakalayabiliriz. Yani. Muhteşem bir zeka, sıra dışı bir beyin Tonguç. Deprem yıkın sırasında masanın altına saklanınız. Kardeşine karşı sabırlı ve onu üzmemelisin. Ne? Kardeşine karşı sabırlı olmalısın. Ve onu üzmemelisin. Bak buraya onu monu da koyuyor. Sen diyorsun ki eksik bir şey yok diyorsun. Halbuki kardeşine karşı sabırlı üzmemelisin. Olmaz. Sabırlı onu saçma sapan oldu. Rezillik. Bazı öğrenciler hiç, bazıları ise çok çalışıyor. Buradaki eksiklik. Hiç çalışmak diye bir şey olmaz ki. Aynen. Bazı öğrenciler hiç çalışıyor. Bu herhalde senden bahsediyor Tonguç. Bazı öğrenciler çalışıyor. Bazı öğrenciler hiç çalışmıyor diyeceğiz. Muhteşem bir zeka, sıra dışı bir beyin. İki salla bir bağlayı uymuyor. Muhteşem Tonguç. Sen çok iyi sallıyorsun ve çok iyi bağlıyorsun. Özellikle uyuşmazlığında ise hani bazen insanlar kendi aralarında uyuşmazlık yaşar ya, bu da öyle bir şey. Birincisi olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı var Tonguç. Bu tür sorularda herkes, hepsi, hiçbiri, birçoğu gibi ifadeleri veyahut da kimse gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Bak herkes gibi ifadelerle yani belgesiz zamirler özne olduğunda olumlu yüklemler kullanılmalı. Hepsiyle de olumlu yüklemler kullanılmalı. Ama hiçbiri kimse gibi birçok şeylerde bu tarz belgesiz zamirlerde olumsuz yüklem kullanılmalı. Ne demek istiyorum? Anlaşamadık konuştuklarım. Hiçbir şey anlamadım evet hocam. Teşekkür ederim Tonguç. Herkes dersi dinliyor. Aa hocam hiçbir şey anlamamış gibi gözüküyorum. Yani. Burada bir anlatım bozukluğu var mı? Yani senin söylediğin cümleler Türk Dil Kurumu tarafından anlatım bozukluğu olarak kabul ediliyor ama. Beyinsel olarak bir problem olabilir hocam. Yok yok sıkıntı yok. Tonguç, geçen gün bize plaket geldi Türk Dil Kurumu'ndan. Anlatım bozukluğuna yaptığınız, yazım kurallarına yaptığınız katkılardan dolayı Tonguç ona teşekkür ederiz. Öğrencilere faydalı oluyor da bize estağfurullah dedik. Şimdi, bazen hatalar da bir işe yarayabiliyor Tonguç. Herkes dersi dinliyor, herkes çıt bile çıkarmıyordu. Ha? Kimse çıt bile çıkarmıyor demesi lazım. Herkes artıyla kullanılır ama eksiyle kullanılmaz. Burada özne eksik, özne yüklem uyuşmazlığı var. Bu herkes bununla uyuşuyor ama bununla uyuşmuyor. Rezillik, saçmalık, skandal. Şahıs uyuşmazlığında ise şöyle bir şey var Tonguç. Türkçe'de ben ve sen özne olursak yüklemimiz biz olmalı. Ben ve o özne olursak... Hocam gelin biz olalım. Harikasın. Hep beraber bak. Bu da Türkçe'de... Ben Tongül'e bunu çok sevdim hocam. Gel, biz olalım dedim hocam. Ne dedi? Hayır ben ve senken daha iyiyiz dedi. Vay. O da anlatım bozukluğuyla cevap verdi. Anlatım sapıklığı ve bozukluğu yanmış. Olmaz. Ben ve siz özne olursa da yüklem biz olur. Mesela ben kendi odama, Fatma da kendi odasına yattı. Bu cümlede bozukluk yok gibi duruyor. Mantıklı ama, bir cümle. Hocam. Mantıklı bir cümle duruyor. Ama bak Fatma kendi odasına yattı diyebiliriz Tonguç. Ama ben kendi odama yattı. He? Ben kendi odama yattım demesi lazım. Veya ben kendi odama, Fatma kendi odasına yattık derse cümle doğru oluyor. Bak burada çok önemli bir uyarı veriyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Sen de dikkat et Tonguç buraya. Eğer bu cümle şöyle olsaydı anlatım bozukluğu yoktu. Ben kendi odama, Fatma kendi odasına yattık. Desen bozukluk yok. Allah çünkü Allah. Ben ve o biz olmuş oluyor. Ama şöyle yapınca sanki bozukluğu yokmuş gibi duruyor. Ama şimdi bozukluk var. Anlaş... Bir tane K her şeyi değiştirebilir. Muhteşem bir yüzyıl. Şimdi tekillik ve çoğulluk uyuşmazlığında Tonguç. Türkçe'de herkes lerler iki alamaz. Nerede çokluk? Orada lerler. Mükemmel. Fakat her yerde lerler gelmiyor. Mesela Türkçe'de şöyle diyemezsin. Bir kalem, iki kalemler, üç kalemler diyemezsin. Niye hocam? İngilizce diyorsun. Mesela a pen, two pens veya da a pencil, two pencils diyebilirsin. Ama Türkçe'de öyle bir şey yok. Türkçe'de bir kalem de diyebilirsin. 1.873.000 kalem de diyebilirsin. 1.873.000 kalemler demene gerek yok. İki kalemler demene gerek yok. Ha bunu ama bozan... çoğul hocam. Ama demiyoruz biz Türkçe'de. Aynı şekilde bunun istisnaları var mı? Var. Üç silahşörler, işte yedi meşaleciler, beşeciler böyle örnekler var. Ama genellikle yani genellikle derken 1999 asla lerlaki kullanılmıyor. Lerlaki kullanılmıyor. Niye? Sadece insanlar kullanabiliyor Tonguç. Mesela öğrenciler dersi dinliyorlar diyebilirsin. Çünkü öğrenciler insan. Öğrenciler dersi dinliyordu diyebilirsin. Atabilirsin. Ama kuşlar uçuyordular diyemezsin. Çünkü kuşlar insan mı hayvan mı? Hocam hayvan.
Hayvan. O zaman kuşlar hayvan olduğu için lerler iki kullanılamaz. Mesela ayaklarım ağrıyorlar diyemezsin. Ayak bir organizma. Çok anladın komik mı? Duruyor zaten hocam. Bak burası çok önemli. Ve sıkı dur, daha da zor bir şey var. Halk binanın önüne toplandılar. Halk insanın yerine geçiyor ama topluluk isimleri de lerler kullanılmaz. Yani buralar hep yanlış Tonguç. Herkes, pardon, evet buralar hep yanlış. Herkes derse dikkatli dinliyorlar. Belgisiz zamirler de olmaz. Çoğul yüklemle kullanılamaz. Bu çıkmış üniversite sınavında. Kelebekler baharın gelişini kutluyorlar. Sence bu olur mu Tonguç? Bence olur hocam. Muhteşem. Neden? Salladım. Çünkü salladın. Hayır, salladığından dolayı değil. Bak bunu öğrenciler olmaz der. Hocam burada olmaz dediniz. Kuşlar uçuyordular diyemiyorduk. O zaman kelebekler kutluyorlar da diyemeyiz diyorlar. Hayır. Kelebek hayvan hocam ama. Kelebek hayvan ama burada insana özgü bir özellik kazanmış. Kişileştirme sanatı olmuş. Aa. Kelebekler kutlamaz. Kelebekler hoba hoba öyle bir şey kutluyor ama mu? Ama kanat çırpıyorlar hocam. Bak kelebeklerin kutlaması insana özgü bir özellik. Yani insana özgü bir özellik hayvana verilmiş. O zaman kişileştirme yapılmış. O zaman burada lerler kullan. Bu doğru cümle. Anlaştık mı? Bak şuna Hocam dikkat. şey olabilir mi? İnsanlar baharın gelişini kutluyorlar. Diyebilirsin. İnsanlarla Peki kullanabilirsin. kutluyor diyebilir miyiz? Onu da diyebilirsin. İkisi de olur Tomuç. Az önce Oo. demiştim ya, öğrenciler dersi dinliyor da diyebilirsin, dinliyorlar da diyebilirsin. Ama sen dersi dinlemediğin için herhalde orayı duyuyorsun. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Mükemmel bir öğrencisin, harika bir öğrencisin, muhteşem bir öğrencisin. Tamlayan eksikliği. Tamlayan eksikliğinde de cümlenin içerisinde Tomuç, onun, senin, onların gibi ifadelerin olduğu yerlere dikkat edeceğiz. Bir de isim ve sıfat tamlamalarına dikkat edeceğiz. Bazen de tamlananlar eksik olabiliyor. Şimdi tamlayan eksikliğine yönelik bir örnek cümle vereyim. Mesela şuraya hemen yazıyorum. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim? Bu üniversite sınavına çıkmış bir soru sormuş Aa, 2003'te. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim? korkuyorum ben böyle sorulardan. Ne de adresini bilirim demiş. Adresini bilirim. Anladım hocam. Şimdi Hocam kimler geldi, kimler geçti? Anlatım bozukluğu var mı hocam? Kimler geldi? kimler geçti üstü neydi? Öyle bir şarkı. Kimler geçti hayatımdan Ha yok, orada bozukluk yok. hiçbirisi? Yok orada bozukluk yok. Hiç bozukluk yok Tonguç. Benim sesimde Zaten bozukluk var mı yok hocam? senin Ayşe Pekkan zaten bir şarkı yaptıysa bozukluk olmaz. Buradan kendisini saygıyla anıyoruz. Şimdi sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de adresini bilirim. Şimdi bak. Şimdi sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de sözünü ettiğiniz yerin oranın adresini bilirim demesi lazım. Burada tamlama eksikliği var. Artı burada tamlama yanlışlığı var Tonguç. Bak. İsim ve sıfat tamlamalarına dikkat etmelisin. Neden biliyor musun? İsim tamlamalarında bak ekonomi alanı diyebilirsin. Ne alanı? Ekonomi alanı. İsim tamlamalarında tamlanan yani ikinci iyelik eki alabilir. Ama sıfat tamlamalarında siyasi alanı diyebilir misin? Diyemezsin. Diyemez hocam. Siyasi alanda demen lazım. Siyasi alan ve ekonomi alanında demen lazım. Dolayısıyla burada gene V'nin olduğu yerde bir bozukluk var. Gene iki salla bir bağlı yaptığında bulabiliyorsun. Siyasi alanda ve ekonomi alanında kararlar alındı dememiz lazımdı. Siyasi sıfat, ekonomi isim, isim ve sıfat aynı tamlanana bağlanamaz sonuç. Anlaştık mı? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Mesela bir örnek vereyim sana. Kalem kelimesiyle bir isim tamlaması yapalım, bir de sıfat tamlaması yapalım. Mesela Ben söyleyeyim mi hocam? söyle. Demir kalem. Ya o hayır takısız Ha, değil. pardon hocam. Heh. Tonguç'un kalemi. Ha bak Tonguç'un kimin kalemi dedin? Tonguç'un kalemi dedin. Bak gördün mü? İyi. Peki bir tane sıfat tanımlaması yap. Nasıl kalem? Yamuk kalem. Ha, bak yamuk kalem dedin. Yamuk kalemi demene gerek yok. Tonguç'un kalemi, Ayşe'nin kalemi, Ahmet'in kalemi derken iyi olmak zorunda. Ama yamuk kalem, güzel kalem, renkli kalem, işte beyaz kalem, siyah kalem, pahalı kalem, ucuz kalem. Bunların hiçbirine iyiye gerek yok. Dolayısıyla tamlayan ve tamlananları farklı bir ilişki içerisinde sıfatla isim tamlanan. Eki elem eksikliğinde ise Tonguç içerisinde idi, imiş, ise, dir, dı gibi ifadelerin olduğu, ıdı gibi idı gibi ifadenin olduğu şeylere dikkat edeceğiz. Mesela Tonguç çok akıllı ama Teşekkür ederim. dikkatli değildir. Bak Tonguç Aa. çok akıllıdır ama dikkatli değildir dememiz lazım. Bak bağlaştan öncesini ikisini birden bağlayamazsın. Tonguç çok akıllı değildir gibi oluyor. Halbuki Tonguç çok akıllıdır, dikkatli değildir dememiz lazım. Değil edatının bir buraya bir buraya kullanamazsın yani. Hem olumlu hem olumsuz kullanamazsın. Şimdi şöyle bakalım. Onlar eşyaları indiriyor. Biz de yukarı çıkarıyorduk. Bir şey yok gibi duruyor değil mi? Hayır bak. Biz yukarı çıkarıyorduk diyebilirsin ama onlar eşyaları indiriyorduk diyemezsin. Dolayısıyla burada şöyle demeliydi Tonguç. Onlar eşyaları indiriyordu. Biz de yukarı çıkarıyorduk dememiz lazım. Anladım Dolayısıyla hocam. burada eki elem eksikliği var. Son sayfamızdayız. Mutlu son. Çatı uyuşmazlığı. Çatı uyuşmazlığında Tonguç hatırlarsan etken ve edilgene dikkat edeceğiz. Çatılar akıtıyor hocam. Aynen. Çatılar akıtıyor. O yüzden buraları yenileyelim. Etken varken burada edilgen olmaz Tonguç. Burası etkense burası etken olmalı. Burası edilgense burası edilgen olmalı. Bir örnek verir misin Hemen hocam? örneğimiz aşağıda. İnsan başarılı olursa
Hayattan zevk alınır. Bak, alınır, birileri tarafından alınır, edilgen. Halbuki insan başarılı olursa etken. Aa, o zaman olmaz. Kafa karışık. L ne İnsan başarılı hocam? olursa hayattan zevk alır dememiz lazım. Burası etken, burası etken olmalı Tonguç. Ödülü sorumuzu hemen Wow. yapıyoruz. Yorumlar atmayı unutmuyoruz. Tonguç Akademi video yağmurumuz devam ediyor. İzliyorsun değil mi Tonguç bütün Evet videolarımızı? hocam. Bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu Teşekkür konuyla ederim. alakalı da bol bol soru çözmeyi unutma dostum.